İnce kalınlıktaki profillere gazaltı kaynak yöntemiyle nasıl kaynak yaparım? Bugün onu size göstereceğim. Savunumsuz bir şekilde aşağı doğru kaynatacağım. Buradan malzeme kalınlığını seçiyorum. Ben 1 milim yapacağım. Bu sonucu elde edersiniz. Merhaba arkadaşlar, herkese kolay gelsin. Videonun altında bırakılan yorumlarda ve sıkça sorulan sorulardan bir tanesi olan ince kalınlıktaki profillere gazaltı kaynak yöntemiyle nasıl kaynak yaparım? Bugün onu size göstereceğim. Tabii 1,5 milim kutu profil denince en çok karşılaştığınız problemler delinme ve çarpılmadır. Ben bu uygulamada size gösterebilmek için hemen hemen her yerde kullanılan 1,5 milim 40x40 45 derece açı ile kesilmiş bir profil seçtim. Tabii bunun farklı birleştirme yöntemleri var. 45 derece olur, 90 derece olur, 60 derece olur. Bu sizin montaj yapacağınız işe göre bağlı. Ben size diğer uygulamaları da göstereceğim. Fakat bugün 45 dereceli açılı birleştirmeyi yapacağım. Burada size köşe kaynağının temel bilgilerini aktarayım. Daha sonra diğer profiller hakkında da bilgi aktaracağım. Şimdi yakın çekimde adım adım bunları birleştirerek size anlatacağım. Şimdi size temizliğin nasıl yapılacağını anlatayım. Profilinizin üzerinde pas, yağ, antipas veya oksidasyon olmuş olabilir. O yüzden metale ulaşana kadar bu şekilde eğer malzemenizi temizlerseniz güzel bir kaynak elde edersiniz. Bu sizin seranızda da olabilir, köpek kuleminiz olabilir, herhangi bir şeyde de olabilir. Gözenek ya da delik olayıyla karşılaşmamak istiyorsanız mutlaka bu söylediğim temizlik işlemlerini yapınız. Tabii elinizde temizlik için malzeme olmayabilir, vaktiniz olmayabilir. Sahada zor şartlarda çalışıyorsunuz biliyorum. Mecbur kalırsanız bu şekilde boyalı parçaya da kaynak yapabilirsiniz. Ama karşınıza gözenek problemi çıkacaktır, bunu bilin. En kötü ihtimal bir fırça ile yağ, kir, pastan arındırın. O şekilde kaynağa başlayın. Benim size tavsiyem budur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size puntalamayı göstereceğim. Puntalamadan önce gönyeniz ile kestiğiniz malzemenin açısını kontrol ederseniz gördüğünüz gibi eğer bir hata olursa çarpılmaya ve yamulmaya neden olacaktır. Böyle kontrol edersiniz gönye ile puntalamadan önce. Aynı şekilde burayı kontrol ediyorsunuz gönye ile. Bakıyorsunuz ağzına. Sonra ağızlarını birleştiriyorsunuz. Tekrar bakıyorsunuz. Ondan sonra ilk önce dış kenardan bir tane punta atıyorsunuz. Sonra alt kenardan eğilip bir punta atıyorsunuz. Yani ilk önce dışlardan punta atıyorsunuz ki malzeme içeriye doğru çekmesin diye. Sonra tekrar gönyenizi alıyorsunuz. Dayıyorsunuz, bakıyorsunuz. Açıklık var mı, kaçıklık var mı? Ona göre kapatıyorsunuz. Sonra iç kısımlardan bir üstten, iki alttan atıyorsunuz. Yani üst dediğim şu bölgeden atıyorsunuz. Bir tane de şu bölgeden atıyorsunuz iç kısma doğru. Sonra tekrar gönyenizi alıp bakıyorsunuz. Eğer bir çarpılma ya da kaçıklık varsa hafif arkasından ya da önünden ne tarafa istiyorsan şu profili hareket ettirerek, bu şekilde hareket ettirerek gönyeye getiriyorsunuz. Ve sonrasında kaynak aşamasına geçiyorsunuz. Şimdi size puntalamayı da uygulamalı olarak göstereyim arkadaşlar. Şimdi size puntalamayı göstereceğim. Puntayı kaynak yapacağım parametrelerde atacağım. Parametreleri de size biraz sonra göstereceğim. Şimdi arkadaşlar size söylediğim sıralamayı takip ettim. Puntalama sıralamasını. İlk önce dışlardan attım. Bir tane üstten. Bir tane alttan. Sonra gönyesine baktım. Kaçıklık var mı diye. Sonradan bir tane üstten attım. Bir tane de alt kısmından, iç kısmından attım. Tekrar gönyesine baktım.
Şu an Gönye'sinde. Bizim elimizde böyle de bir mıknatıslı Gönye var. İsterseniz bunu puntalarken de kullanabilirsiniz. Kaynak yaparken de kullanabilirsiniz. Farklı açıları var. Gördüğünüz gibi 90, 45, 60, 75 ve 30. Güçlü bir mıknatısı olduğu için malzemenizi sabitleyip gönyesi kaçmadan kaynak yapabilirsiniz. Bu gönyemizi de videonun altına yorum yapan arkadaşlardan bir kişiye çekiliş ile göndereceğiz. Şimdi size kaynak yapacağım makineyi göstereyim. Fronius'un TPS-270i modeli. Bu kaynak makinesi sinerjik. İnce malzeme olduğu için sinerjik modda yapacağım. Buradan malzeme kalınlığını seçiyorum. Ben 1 milim yapacağım. Normalde 1,5 milim malzeme kalınlığım olduğu için 1,5 milim seçmem gerekiyordu. Fakat pozisyonlarım farklı olduğu için ben bunu 1 milime getireceğim. 1 milime getirdim. Amperi ve voltajı kendi otomatik ayarlıyor. Tel sürmesi de aynı şekilde kendi otomatik ayarlıyor. Gaz olarak 80'e 20 karışım gaz ve SG2 0.8 tel kullandım. İnce malzemelerde 0.8 tel kullanırsanız daha sağlıklı kaynaklar elde edersiniz. Şimdi isterseniz kaynaklara geçelim. Şimdi arkadaşlar attığımız puntaları kaynakta sırt yapmasın diye şu puntaları temizleyeceğiz. Ve buraya köşe kaynağı için bir pah kırıp köşe açacağız. Sebebi burada bir kaynak ağzı açmak. Yani bu sivri noktaya kaynak teli oturmayacağı için buraya bir pah kırıp böyle düzleştirip, yani bu şekil böyle yapıp kaynak telinin rahatça oturup malzemeyi sarabileceği bir yuva açacağız. Arkadaşlar şimdi size kaynak yapacağınız sıralamayı gösteriyorum. İlk önce pah kırdığımız bu köşeyi yukarıdan aşağı doğru salınımsız 0.8 telle, kaynatması kolay olduğu için salınımsız bir şekilde aşağı doğru kaynatacağım. İkinci kaynatı yapacağımız yer içeriden dışarıya kaynak yönüne ya da kalın malzemeye doğru yapılacak kaynak. Üçüncü kaynağımız, malzemenin arkasını çevireceğiz. Üçüncü kaynağımız da aynı şekil kaynak olan yön ya da kalın olan kısma doğru yapılacak. Bu yöne doğru kaynak yapmamın sebebi, burada kaynak olduğu için malzeme kaynak yapılan yöne doğru çektiği için bu yöne doğru kaynak yapıyorum. Dördüncü olarak da İç kısmını yapacağım. İç kısmını da salınımlı olarak iterek buradan başlayarak salınımlı olarak üçüncü kaynağın üstünde bitireceğim. Son olarak size bir şey söylemek isterim. Biz burada sadece bir L profil yaptığımız için kaynak sırasını 1, 2, 3, 4 olarak gösterdik. Normalde kare şekilde toplanmış bir profilin ilk önce dışlarından yapılır. Dış olmak üzere. Sonrasında alın kaynaklarından olmak üzere. Dört şekilde. Sonrasında diğer arka tarafının alın kaynağı. 1, 2, 3, 4 olmak üzere. En son olarak iç kaynakları yapılır. 1, 2, 3, 4. Bu kaynak sırasını takip etmemizin sebebi kaynak çarpılmasını minimum hale getirmektir.
Arkadaşlar kaynaklarımızı tamamladık. İsterseniz size bir kaynaklarımızı göstereyim. Sıralamasını göstereyim. Burası birinci kaynağım. Sonradan ikinci kaynak. Üçüncü kaynağımız. Gördüğünüz gibi sıçrantı yok. Yanma oluğu yok. Çok az noktasal sıçrantılar var. Dördüncü kaynağımız. Eğer aklınıza takılan bir şeyler olursa yorumlara yazmanızı bekleriz. Parametreleri uygun bir şekilde ayarlarsanız benim verdiğim parametreleri de kullanabilirsiniz tabii ki de. Bu size kalmış. El melekenizle geliştirip söylediğim adımları uygularsanız bu sonucu elde edersiniz. Soru, yorum ve görüşlerinizi bu videonun altına yazarsanız hemen cevaplarız. En kısa sırada görüşmek üzere. Hoşça kalın.